Dönün ya dönün. Ellerini kıpırdatmayın. Osman ben Arif abin. Bu zamanda kimseye güven yok. Hop hop hop. Gecenin bu saatinde ve yarı çıplak. Ne yapıyorsunuz burada Arif Bey? Kapatır mısın şu işi? Gözümün içine soktun ya feneri. Ekibime haber verdim. Şimdi birazdan onlar da gelecekler. Ne ekibi ya? Osman efendi. Hayırdır ne oluyoruz? Amirim bakın burada ne buldum. Tövbe tövbe. Arif Bey yoksa şu apartmana işleyen terbiyesiz siz misiniz? İşemek mi? Ne münasebet canım? Bu olay çözümlenmeden olay mahallinden ayrılamazsın. Kemal Bey unuttunuz herhalde. Ben avukatım. Ya burada sadece üstümü değiştiriyordum. Hiçbir suç işledim falan yok. Kemal ne oluyor burada gece gece? Ay bu çıplak. Delileri karartmanıza izin veremem. Ne delili ya? Çıldırdınız mı siz? Ortalık bir deleş gibi kokuyor. Çıplak çıplak apartmanda dolaşıyorsunuz Arif Bey. Gönül Hanımcığım yanlış anladınız. Adım ağzını alma. Terbiyesiz şey. Ne oluyor Gönül? Sapık bulundu. Arif'miş. Ya yeter artık ya. Burada sadece üstümü değiştiriyordum. He. Evin yukarıda, sen kömürlükte üstünü değiştiriyorsun. Ay bari doğru düzgün yalan atsaydın. Bir de bizim kıza düşünüyordun. Düzgün çocuk diye, avukat diye. İyi sıyırmışız. Allah muhabbetinizi artırsın. Daha. Ben artık gitmek istiyorum ya. Osman verir misin eşyalarımı? Arif. Arif. Sen ne yapıyorsun burada ya? Ofiste çalışmıyor muydun? Hem neden çıplaksın? Yoksa Makbule ablayla. Oha! Çüş artık. Bu zargınayla mı? Kızım metanetli ol. Hayat bize ummadıklarımızla sınar hep. Yavrum apartmanı işleyen pislik senin kocanmış. Ne? Arif! Psikolojik sorunların mı var ha? Çocukken de yatağına işiyor muydun? Ya benim yanımda hiç işemişliği yok. Sen yapma bari ya. Ne yapıyorsun o zaman burada böyle yarı çıplak? Konu futbol. Ah bu erkekler ah. Hepsi aynı. Fısır fısır telefonlarda konuşuyor mu? Evet. Odalara girip gizli gizli mesajlaşmalar. Evet. Gece yarısına kadar süren toplantılar. Aa evet. Sen beni aldatıyorsun biliyordum anlamıştım. Yeter artık. Aldatmak içeme kadın falan yok. Konu futbol ya. Konu benim hobilerim. Senin de buna hiç saygı duymaman. Yok artık yalancı. Var artık. Ya şu hayattaki biricik zevkimi elimden aldın ya. Al. Al. Ara istediğin arkadaşımı ara. Son aramalara bak. 11'li maç yaptık sadece. Bıktım artık senin kurallarından. 35 yaşında koskoca avukatım düştüğüm hale bak. Ne sidikliliğim kaldı ne sapıklığım. Yeter ulan. Ay çocuk haklı vallahi. Bu ne be? Ya ama abi. Bundan sonra haftada 2 kere futbol oynamaya gideceğim. Üstümü de evimde değiştireceğim. Ha sen baş başa yemek yemek istersen, film falan seyretmek istersen onları burada yaparız. Bunu herkes böyle bilsin. Haklı. Vallahi çocuk haklı. Ama canım ben seni seviyorum. Yani futbol aramızdaki bağları kopartıyor. Bundan sonra benim futbol programıma karışmak yok. Burada bütün görgü tanıklarım huzurunda buna söz veriyor musun? Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Söz veriyorum. Bir de pazar sabahları kahvaltımı yatağımı isterim. Yok artık sen de. Kahvaltını da git kendin hazırla. Tamam. Efelenme ben İzmir'im. Aa bu arada Makbule teyze taş öyle uzaktan gelmez. Apartmanı işleyen eşiniz Emin Bey'miş. Geçenlerde neden yaptığını sordum. Abla oynamaya izin vermiyormuşsunuz. O yüzden yapıyormuş. Ay sıkmayın adamı Makbule teyzem sıkmayın ya. Böyle rahat bırakın ki adam boğulmasın.